Babalar, emmiler ve de jelibon ve de şeker kardeşler. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız baba? Beni soracak olursanız, yani tabii ki bu halimize de çok şükür, elhamdülillah, ama bok gibiyim lan dayı, ne yalan söyleyeyim yani. Dayı, bir soğuk algınlığı kaptım. Bak samimi söylüyorum. Bir soğuk algınlığı kaptım. Lan baba, bir hafta iyileşiyorum bir haftaya. Lan sonra yeni bir gribal enfeksiyon var, artık ne boksa onu kapıyorum. Ay ay, başım çatlıyor. Ses tonum değişti. Sürekli gitmeyen bir balgam var vücudumda. Ay ay. Lan baba, bu yetmiyormuş gibi. Ayakta zor duruyorum zaten. Bak samimi söylüyorum. Ayakta zor duruyorum hani. Her an gideceğim baba, bak samimi söylüyorum. Vasiyetimi yakında atarım buraya, anasını satayım. İzleyip ona göre gömsünler beni diye. Moruk, dün uyuyorum işte. Böyle saat 4-5 sıraları gece. Lan dayı, böyle uyandım yani sebepsiz yere. İşte gittim bir lavaboya falan girdim, geri geldim. Lan dayı, şöyle yatıyorum ya. Lan bir sola döndüm. Lan dayı, beynimden bir ses, şey beynimde ya, belimden bir ses geldi. Küt diye böyle. Çıt etti böyle işte. Anam, anam, anam. Ağlamaya başladım. Yemin ederim ağlamaya başladım dayım. Böyle bir acı yemin ederim ben yaşamadım. Yani aslında belinde bir ivnelik var, tamam mı? Yani bir boşluk var. Ani hareket yapınca hani böyle sinir sıkışması mı oluyor diyeyim. Bir şeyler oluyor lan dayı, yani anlayacağınız. Harbiden var ya, şu anda hiç iyi değilim ya. Ay ay. Lan dayı, ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ya. Çok kötü hastayım ya bu sıralar. Lan burnumu temizliyorum, burnumu temizliyorum. 2 dakika sonra yeniden doluyor. Lan arıyorlar beni, tamam mı? Yemin ederim bak, arkadaşım aradı. Alo dedim böyle, tamam hani. Şu anda burun yollarım tamamen tıkanmış durumda babacığım, tamam mı? Sadece işte konuşuyorum yani ağzımdan. Neyse, arkadaşım dedi, Hamza sen misin dedi. Yemin ediyorum bak. O derece kötüyüm. O derece ayakta duramıyorum. Bir de belim devreye girdi. Eğilip kalkamıyorum baba. Şu anda var ya, her an bomba patlayacakmış gibi, yemin ediyorum. Pat diye bir geliyor kamera. Yemek yiyorsan kardeşim, midem bulanmış olabilir. Ay ay. Annem de şey, şu tülbent mi ne bu artık bilmiyorum moruk. Bunu vermiş, tamam mı? İşte burnunu temizle diye. Moruk sen bir söylüyorum, 10 dakikada karası bağlantı şey. Yapış yapış oldu elime şöyle dokunuyorum tülbente, onu geliyor elimle beraber, hani tülbent yapışık bir şekilde geliyor ya, lan baba ne iş, yemin ederim. Kafayı yemiyorsak, aklımızı yitirmiyorsak, delirmiyorsak bir mucize baba, yemin ediyorum. Böyle bir hayat iyi olamaz lan baba ya. Aa, ya. Ne iştir ya. Bir tane ilaç verdi annem. Burkulma, ezilme ve incilme şeyi, ilacı. Şöyle bir merhem yani. Bir de şu Cold Way diye bir grip ilacı var. İçmiyorum ben, ilaç içmeyi sevmiyorum baba, anladın mı? Harbiden sevmiyorum yani. Arada bir böyle çok acayip derecede başım ağrıdığı zaman yani dayanamıyorum. O da nasıl biliyor musun moruk? Hani artık kafamı taşıyamıyormuş gibi hissediyorum yani. Normal böyle başım ağrıyor değil. Mesela beynim, kafam vücuduma yük gibi geldiği zaman o zaman Alveres içiyorum bir tane. Gerçekten iyi geliyor yani. Parol falan bana iyi gelmiyor. Dümenden bir şey yani o. Ama Alveres falan gerçekten ağrı kesici olarak tek abi. Bence tek. Mükemmel yani. Bu arada Alveres abimden de sponsorluk bekliyorum. Hemen beni reklam yüzü yapıyorsunuz. Cici ve de şeker kardeşlerim. Okey. Ay, lan baba ne iş ya. Bak şu anda bulunduğum jeton düş artık, bulunduğum modu şu şarkıyla anlatmak istiyorum size. Ay ay. İfade edemem şu an halimi. Aklım başımda değil ama deli değilim. Sanki bağlamışlar iki elimi. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Sanki bağlamışlar iki elimi. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Dut 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 dut. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim.
Hiç tadım yokken zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. O kadar lan baba, diyeceklerim bu kadar. En son da size bir ulti atayım mı lan baba? Çok sağlam bir ulti hak ettiniz bence canımsınız yani. Anne girme odama. Bu tülbentim de mahvoldu ha sümükten.